Mimari pafta türleri nelerdir? Mimari tasarım derslerinin jürilerinde pafta hazırlanması ve jüriye sunulması gerekmektedir. Peki bu paftaya neler koyacağız? Nasıl bir pafta düzeni oluşturabiliriz? Bu videoda bunları göreceğiz. Projenizle ilgili çevre analizleri, vaziyet planı, mimari kat planları, kesitler, görünüşler ve render görselleriniz elinizde var. Peki bunları paftanıza nasıl yerleştirebilirsiniz? İlk olarak pafta boyutlarına bakmamız gerekmekte. En büyük pafta boyutu A0'dan başlayarak A5'e kadar uzanmaktadır. A1 pafta A0'ın yarısı, A2 A1'in yarısı, A3 A2'nin yarısı şeklinde devam etmektedir. Genellikle mimari tasarım derslerinde A1 veya projenizin boyutuna göre A0 boyutunda pafta istenilebilir. Bu paftalar yatay veya dikey şekilde kullanılabilmektedir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken şey pafta düzenidir. Mimari paftalarınızı hazırlarken kullanabileceğiniz 3 farklı pafta tipi bulunmaktadır. Bunlardan ilki grid yani ızgara sistemli pafta türü, diğeri ana görsel odaklı pafta türü, üçüncüsü ise karma tipte pafta türü olarak tanımlanabilir. Grid pafta tasarımı. Bu modelde pafta dikeyde ve düşeyde şeritlerle bölünerek ızgaralara yani gridlere ayrılır. Her görsel bir karenin içerisinde olabileceği gibi bazı görseller birden fazla kareyi kaplayacak şekilde de yerleşim yapılabilir. Örneğin buradaki pafta aşamasında gridel pafta düzeni kullanılmıştır. Bütün gridler birbirinin aynı boyutu olmasa da belli bir sistem üzerine yerleştiği için gridel sistem olmaya devam etmektedir. Bu paftaların örneklerine baktığımız zaman her bir görselin gridel düzende yerleştiğini görebiliriz. Bazı görseller diğerlerinin tamamını kaplayacak şekilde yerleştirilse de belli bir sistematiğe oturmuş bir pafta düzenidir. Ve yapması en kolay pafta düzenlerinden biridir. İkincisi, ana görsel odaklı pafta tasarımı. Bu pafta tasarımının merkezinde projeyi anlatan bir görsel bulunur ve çoğunlukla paftanın tamamını kaplar. Bu genellikle bir render görselinden oluşur. Paftada bulunan diğer boşluklarda plan, kesitler ve diyagramlar gibi projeyi anlatan görseller ve açıklamalar bulunur. Bu pafta düzenindeki örneklere baktığımız zaman paftanın geneline yayılmış bir görsel bulunmakta. Genellikle paftanın tamamı gökyüzü veya yeryüzü ile kaplanmış durumdadır. Ve bu gökyüzünde bulunan kısımlara diyagramlar, planlar veya herhangi diğer açıklayıcı öğeler yerleştirilebilir. Üçüncüsü karma pafta tasarımı. Bu pafta tasarımında uygulanan belirli bir düzen ve kural olmaz. Daha özgün ve farklı pafta tasarımları ortaya çıkmaktadır. Pafta farklı eğrisel çizgilerle bölünerek görseller yerleştirilir veya bazı çizimler iç içe geçecek şekilde tasarlanabilir. Bu pafta tipindeki örneklere baktığımız zaman genellikle eğrisel çizgiler kullanılmakta ve tamamıyla isteğe bağlı şekilde farklı alanlar elde edilmektedir. Bazen bir render görselinin gökyüzü, diğer bir kesitin yeryüzüyle birleşebilmektedir. Pafta tasarlamaya başlamadan önce Pinterest'ten farklı örnek tasarımlara bakabilirsiniz. İngilizce terimler kullanırsanız daha fazla sonuca ulaşabilirsiniz. Architectural Presentation Board, Architectural Layout, Architectural Poster Layout gibi terimler kullanabilirsiniz. Eğer Pinterest hesabı kullanmıyorsanız kendinize bir hesap oluşturmanızı ve buradan beğendiğiniz paftaları hesabınıza kaydetmenizi tavsiye ederim. Benim oluşturmuş olduğum pafta tasarım örneklerine bakmak için açıklama kısmına bırakacağım Pinterest linkime de göz atabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.